Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür haberiyle başlayalım. Önümüzdeki hafta yani önümüzdeki hafta değil bu hafta sonu Konyaspor'u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçemiz sezona yeniden giriş yapacak ve Mart ayında çok yoğun bir maç fikstürü Fenerbahçe'yi bekliyor olacak diyor. Ama sanki burada bir eksiklik var. Niye eksiklik var? Onu da şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi cumartesi günü sahaya tekrardan çıkacak Fenerbahçe. Aldığı yerden mücadelesini sürdürecek. Ee, ve 24 Şubat'ta Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli olacak. Muhtemelen de Ajax çıkacak. Bana kalırsa Midtjylland çıkacak ama niye Ajax çıkacak? Çünkü e, Hollanda'da bir tek onlar Türk pazubanda takmamış. Şu anda taraftarlarının nefretini almış durumdalar ki Rusya ile savaş ihtimali olur, Fenerbahçe maç yapar, Ukrayna'yla ile bilmem neyle kriz olur, Fenerbahçe yapar, başka bir şey olur, Fenerbahçe yapar. Yenimiz de var, o kesin yani Ajax. Şimdi Kura'dan bir gün sonra Konya Spor maçı var ve fikstür <laughs> fixtür e, başlayacak. Sonrasında Türkiye Kupası maçı, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayseri Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. E, lig maçı var. Arada sonra bir Mart ayında e, bir milli ara var. Mart ayında da Teknik direktör Jesus'un öğrencileri toplamda 4 karşılaşmaya çıkacak diyor. Önümüzdeki ay içinde Fenerbahçe Kupa'da Kayseri Spor'la 4 Mart'ta... E, önüm, e, bir dakika ya, 4 Mart'ta <laughs> dikte karşılaşacak. Avrupa mesaisinde Jesus'un takımı 9 Mart'ta ilk maçına çıktıktan sonra... Ligde 25. haftayı bay geçip 16 Mart'ta son 16 rövanşını oynayacak. Ki Avrupa maçı için de müthiş bir avantaj. Düşünsene Kayseri maçına çıkacaksın deplasmanda. Sonra Avrupa maçı. Bir hafta dinlenip rövanş maçına çıkacaksın. Ve Mart ayındaki son sınavında Kanarya 19 Mart'ta Alanya deplasmanında oynayacak. Sonrasında da Euro 2024 eleme maçları için milli araya girilecek arkadaşlar. Fenerbahçe'de Paulo Dybala seferberliği diyeyim. Ben burada şunu söyleyeyim. İkide bir de durup tekrar başta doğru tekrar başta biraz tuhaf. Her takım açısından tuhaf ama inşallah bu fikstürden avantajlı çıkarız. Bugüne kadar hep ligin ilk yarısında çok iyiydik. İkinci yarılarda dağılıyorduk, perişan oluyorduk. Bugün de yani bu dönemde de bu sene de inşallah ikinci yarıda biz uçar kaçarız, rakiplerimiz dağılır inşallah. Şimdi transfer çalışmaları Fenerbahçe'de sürüyor. Transfer dönemi uzadı. Taraftarlar Paolo Dybala konusunda yönetime haydi transfer, haydi yıldız diye baskı yapmaya başladı. Çok büyük bir kitle Fenerbahçe yönetimine baskı yapıyorlar. Hani ezediği rakip Galatasaray, Icardi var, Mertens var. Hani ben Mertens ve Icardi konusunda şunu söyleyeyim. Ne ikisinin toplamı Valencia, Batshuayi'nin gol sayısı kadar ve başka bir şey. Birisi kiralık, birisi 35-36 yaşında artık. Yaşa almış gitmiş ama Fenerbahçe'de Valencia 33 yaşında bize yaşlı gelmeye başladı. Batshuayi 30 yaşında yaşlı gelmeye başladı. Ama Galatasaray artı Zaniolo'yu da çekince Fenerbahçe taraftarı biliyorsunuz futbolcunun meziyetlerine, son dönemdeki performansına değil de transfer marketinde yazan meblaya baktıkları için 3 tane yıldızları var. Diye sosyal medyayı birbirine kattı. Birçok Fenerbahçe sayfası Ali Koç'a, yönetime, istifa çağrısında bulunmaya şimdiden başladı. Sanki sezon bitti, lig bitti, her şey belli oldu gibi. Ama bitmedi. Şimdi Dibala'nın 12 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. Ve Fenerbahçe taraftarı adeta seferberlik ilan etti. tu Fenerbahçe mesajları atıldı. 2015 senesinde Palermo'dan Juventus'a 41 milyon euroya transfer oldu. 29 yaşındaki forvet arkası. Bu sezon Roma ile 22 maça çıkıp 11 gol 7 asistlik katkı sağladı. Bir kere şunu söyleyeyim. Roma'da 11 gol 7 asistlik katkı sağlayan futbolcu eğer kendini boşlamazsa, sistem düzgün olursa, teknik direktör düzgün olsa Türkiye Ligi'nde herhalde şu kalan e şeyde ligin kalan bölümünde herhalde 20-25 gollük katkıda bulunur diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar bir şeyi çok çok merak ediyorum. Dibala bize niye gelsin? Ya da ihtiyacımız var mı o bölgeye? Horvet arkası bölgesine. Ha şu bak şunu söyleyeyim. Bugün sürpriz bir transfer teklifi geldi. Kime geldi diyelim misal veriyorum. Cao ja Pedro'ya geldi. Kaç geldi? 7 milyon euro. 7'de de Joshua King'e geldi. 12 14 milyon euro. Dybala da dedi ki 12 milyon euroya gelirim. Yıllık ücretimde 4 milyon euro misal. Ulan dedin iki futbolcuya o kadar para vereceğim. Dybala'yı getireyim. 12 bu on servisine vereyim. 4 de ona vereyim. 2 de karımdır desen kabul. Sonuna kadar kabul. Yani Pedro ve Joshua King konusunda eğer böyle bir teklif olursa ee, yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Batshuayi konusunda e, bir 12 milyon, şey, 16 milyon euro mevzusu vardı. Siz kaçırdınız onu. Everton tam bizde görüştü bir şeyler olacaktı ama zorunlu opsiyonu kabul etmediler. Diyelim ki 16 milyon euroya o gitti. 12'ye Dybala'yı aldın. Sonuna kadar kabul. Ama şu şartlarda Dybala'yı alıp Allah aşkına ne yapacaksın? 3-3 hani 3-3-4 mü çıkacaksın? 4 tane forvetle mi oynayacaksın? ...biraz da mantıklı düşünmek lazım. Miguel Crespo olayı var. Miguel Crespo'nun... E, ...olayı var. Birçok kişiye göre Fenerbahçe'de hiç yıldız isim yok. Ama Crespo... E, ...Fenerbahçe'nin yıldızlarından birisi. Ve birçok takımın radarında olan bir isim. Bir yandan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken... ...diğer yandan da takımdaki yıldızları... ...kadroda tutmanın planını yapıyor. Çünkü... Euro kuru, dolar kuru aldı başına gidiyor. Gelirler TL. Ödenen paralar TL. Ama futbolcular ödenecek maaşlar yabancılara Euro. Ve yönetim diyor ki Tamam ben değerini bulan futbolcumu satayım ancak yerini dolduramazsam nasıl olacak? O yüzden de futbolcuların sözleşmelerini uzatalım diyor. Crespo'nun da ilk etapta sözleşmesi uzatılma fikri var. Vitor Pereira ile Vitor Pereira zamanında Fenerbahçe'ye katıldı ve birçok kişinin umursamadığı bir isimde ikinci alındı diye. Ama kendine kısa sürede sevdirdi. 26 yaşındaki futbolcu dinamizmiyle, tekniğiyle birçok takımı da peşinden koşturuyor ve sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Şimdi taraflar e, yıllık yıllık 1.5 milyon euro istiyor diyor Crespo için. 500 bin euro alıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'de 1.1 milyon euroya sözleşmesini uzatmayı düşünüyor ki Crespo'da da 1.1'e tamam der. Diyeceksiniz ki hocam 1.5'u hak etmiyor mu? Arkadaşım 1.5'u tabii ki de hak ediyor. Ancak sen 1.5 verirsen senden sonra sıçrayış yapma ihtimali var mı? Bir de bunu düşünmen lazım. Yani gideceği takımın da 1.5'tan fazla vermesi lazım ki gitmesi için. Diğer bir isim Muama. Jesus istedi. Fenerbahçe kesenin ağzını açtı. Ernest Nuama. Transfer çalışmaları hızla sürüyor. da forma giyen Ernest Nuama için girişimlerini sıklaştırmış durumda Fenerbahçemiz. Ve <laughs> Teknik Direktör Jesus skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletti. Scout ekibi uzun süredir izlediği Nuama için tepkiye girdi. Kulübüyle biliyorsunuz temaslar kurulmuştu ancak Fenerbahçe'nin önerdiği rakam ile e, para ile takımının istediği para arasında biraz uçurum var idi. O uçurum biraz daraldı. Aslında Osterwold transferinde de böyle bir olay vardı. Bir uçurum vardı ama o uçurum yavaş 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 kapandı. Bu arada futbolcunun dün maçı vardı. Ne yaptılar? Bilmiyorum ama 17 maç 5 gol 4 asist 1425 dakika. Yani bir bir berabere kalmışlar. Başta, maçın şöyle detayına ulaşabilirsem bakayım. Şimdi Danimarka temsilcisi kapıyı 10 milyon eurodan açtı. Biz 10 milyon euroyu asla veremeyeceğimizi belirttik. E, haberde 7 milyon eurodan açtı diyor ama asla böyle bir şey yok. Eğer 7'den açsaydı şimdiye Nuama Fenerbahçe'deydi. Onu belirteyim. 7'den kapıyı açtılar diyor. Fenerbahçe geleceği parlak oyuncuyu kaçırmak istemiyor. Ancak bu rakamlara çıkmak neredeyse Fenerbahçe için imkansız. Neredeyse de imkansız. Yani onu söyleyeyim. Ee, i̇lk yarı 0-0 bitmiş. Maç 1-1 bitmiş. Gol 2-2 atmış. Fagir atmış. ama sağ açıkta oynatılmış bu maçta. Burada oyuncu bilgileri de var. Ve 89. dakikada oyuncudan çıkarılmış taktiksel bir değişiklikle. Adama Nagalo da 87'de sarı kart görmüş. 88'de kırmızı kart yemiş. Bu da bizim e, ilgi alanımızdaki futbolculardan biriydi. Belki de ikisini birden bayağı izledik. Sağ kanadı da seviyor diyor. Verdiği röportajda en çok sağ kanıtta oynamayı sevdiğini söylüyor. Dribbling ve çalımlarla rakibi eksiltmeyi seviyor. ama bu sezon ligde oynadığı 16 karşılaşmada 5 gol 4 asistlik yani 17 maç oldu. Performans sergiledi. Yasa değeri 1.5 milyon euro. Herkes bana şunu soruyor. Ya hocam 1.5 milyon euroya bu futbolcuya biz niye 4 4.5 verme peşindeyiz? Arkadaşım bak. Şimdi her futbolcunun transfer marketindeki fiyatla Ödenen para bir olmaz. Futbolcunun talepleri çoktur. Talipleri çoktur. Potansiyeli çoktur. O'dur, budur, şudur. Bu futbolcuyu izleyen birçok kulüp var. Biz Osai'yi izlerken Buendia vardı. Buendia'nın da talipleri çoktu. Emiliano Buendia. Biz onu da istiyorduk. Aslına bakarsanız biz Buendia'yı çok ucuz bir meblaya kapatmak istiyorduk. Ama olmadı. Şimdi aynı bu endiye Aston Villa'nın 26 yaşında futbolcusu sağ kanatta oynuyor. Ve bu sezon 26 maçta 3 gol 1 asisti var 1425 dakikada ama 38.4 milyon euroya almıştı Aston Villa. Ve Norwich çok değil 2018 yılında alıp 3 sene içinde 1.5 milyon euroya alıp 3 sene içinde 38.4'e sattı. İşte bizim de aslına bakarsanız kısmen hedefimiz bu şekilde bir politika izlemek. Ama Noamah'ın gelişimi var Ben size şunu söyleyeyim kulüp 8'de ısrarcı bizimkilerde üç buçuk bandında ısrarcı dört çıksak kabul edecekler gibi gözüküyor ama e, çok sıkıntı Peki hocam Jesus istiyor mu Jorge Jesus'un onay vermediği hiçbir futbolcu Fenerbahçe'nin kapısına içeri giremez Bunu belirteyim geçmiş dönemde girdi mi geçmiş dönemde Jesus yoktu ki ya Pereira döneminde hocam Jesus'un onay vermediği alındı mı yani onu da diyecek haliniz yok. Ben şunu söyleyeyim. Biraz daha samimi, dürüst ve sizleri de düşünen içten bir kardeşiniz olarak diyeyim ki ben Dibala konusunda yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Yüzde bir bile gelir demiyorum. Bu bir. İkincisi muamak ee, Muamah konusunda biz çok ısrarcıyız. Aşırı ısrarcıyız. Biz hani sağ kanadı poster volt duama şeklinde kurmak için aşırı ısrarcıyız. Bu ısrardan dolayı umutluyum yüzde 45 diyorum. Diğer bir isim Hakim Ziyek. Hakim Ziyek konusunda ya ben futbolcuyu kötülüyorum. Şöyle diyorum böyle diyorum ya alınmaz bak performans düşük diyorum. Arkadaşlar bana yazıyorlar. Ya işte adam Paris Saint Germain'e gidecekti sen futboldan anlamıyorsun falan. Lan kardeşim sizin hiç mi kafanız çalışmıyor? Daha Hakim Ziyek topçu mu? Çöpün teki. Hakim mi layık görüyorsunuz? Ben olsam 6,5 milyon euro bile vermem Hakim Ziyye. Yani bedava kiralama. Satın alma opsiyonu koydurup yazın 6,5 milyon euro opsiyonla asla kiralamam. Siz yani futbolcudan hiç anlamıyorsunuz. Çöpün teki ya. Hakim Ziyek top mu oynuyor? Ha ben ha Hakim Ziyek şu anda. O yüzden duymamış olayım yani. Hakim Ziyek konusunu lütfen kapatalım. Konuşmayalım. Hocam yarın bir gün transfer edilirse hayır konuşmayalım kapatalım. Yarın bir gün transfer edilirse zaten bu altı hatırlarsınız. Ula dersiniz. Özel çok şey yapmıyorum. Ben Hakim Ziyek'e yüzde vermek istiyorum ama veremiyorum. Çünkü konuşma yasağım var. Niye konuşma yasağım var? Şöyle anlatayım size. Biz görüşmeyi sürdürüyoruz. Kulübü yok diyor. Futbolcu olabilir diyor. Yanaşıyor. Tamam demeye az kaldı. Kulübü de tamam demeye az kaldı. Ama saçma sapan bir şey çıkacak ortaya. iptal olacak. Diyeceksiniz ki hocam bak hakim ziyek diye diye milletin ...geldim burada reklam tıklaması şu bu yaptırttım falan filan diyecekler. O yüzden umutlarınızı hayallerinizi kırmak istemiyorum. Ama beklediğim bir şey var. Çok basit bir şey. Minicik bir şey var. O basit şey olursa %65'ten fazla o ee, ben yüzde veriyorum Fenerbahçe'ye gelmesine. Hem de şimdi gelmesine. Coutinho Coutinho'yu çok saydım ettim. İnanmadınız bana. Dediniz ki, hocam Fenerbahçe kim? yok kim? Adam bilmem kaç gün sonra gitmiş gol atmış. Yeterli oldu mu? Tamam hocam duyumun doğruymuş. Fenerbahçe ilgilemeseydi töbe atamazdı o golü. Niye? Ee, bunu da söylemiş oldum. Greenwood ismini diğer videolarda da konuştum. Anlattım. Tekrar tekrar konuşmak istemiyorum ama da yeni abone olan arkadaşlar oluyor. Hocam ben şuraya 29.200 yapmak istiyorum diye abone ol butonuna basanlar oluyor ki çok az kaldı a, burası siz bu videoyu izlemeye 29.200 bile olabilir. Sağ olsunlar hatrımı kırmayıp abone olan, beğeni atan çok kardeşimiz oluyor. Ben toparlayacak olsam Greenwood konusunda beklediğim bir şey var. Dünkü videoda da baş, yani sabahki videoda diyeyim daha doğrusu. Yüzde yüz koydum oraya. Boşuna koymadım. Eğer eğer görüşmeler bana yansıdığı gibi ise ve Manchester kulübü de kararlıysa e, bu transfer %100 bitebilir. Fenerbahçe lehine %100 bitebilir ve üstelik şimdi bitebilir. İki ta çeşit kaygı var. Bir Manchester cephesinin kaygısı var. Futbolcu size gider parlarsa işte sonraki satıştan pay maddesi koyduralım diye biz çok yanaşmıyoruz. İkinci kaygı Fenerbahçe cephesi biliyorsunuz Fenerbahçe ne yaparsa yapsın anti bir duruş var. Şimdi taraftar diyor ya yıldız getir, yıldız getir, yıldız getir diye Greenwood Fenerbahçe'ye gelsin. Diyecekler ki ala ala bu tecavüzcüyü mü aldınız? Diyecek Fenerbahçe taraftar. Ben biliyorum. Ben bizim taraftarın bazısının dönme hızını çok iyi biliyorum. Dönme hızı çok çok yüksek bazı Fenerbahçe taraftarının. O kadar yüksek dönme hızına sahip taraftarımız var ki. Bu arada bilginiz olsun. Futbolcu 23 Aralık 2021'de 50 milyon euro iken 29 Mart 2022'de sıfıra düşüyor değeri. Transfer market değeri yazmıyorlar. Bunun da sebebini siz biliyorsunuz. Performans bilgilerinde de şunu söyleyeyim. Ha bu arada hocam sen hangisini alırsın? Ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Ben e, bu arada ha hocam bir yıldır oynamamış iki yıldır oynamış lan oynamazsın. Zaten oynamış olsa sana koklatırlar mı? Sana koklatırlar mı bir yıldır futbol oynamış olsa? Ama beklediğim bir şey olsa ben yüzde %100 bekliyorum. Ama dediğim gibi tepkiler, şunlar bunlar, çekingeler var. Ee, eğer becerebilir bu çocuğu alabilirsek bence tarihi bir transfer yapmış oluruz. Ya sanki 10 tane Atilla Salah'ı almış kadar sevinirim ben. Onu söyleyeyim. İhtimal var. Coutinho var arada hiçbir ihtimal kalmadı onu söyleyeyim. Kanat isimleri falan ortaya atıyorlar ama ben durumu at anlattığım gibi arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de Dibala ve Nuama seferberliği var. Hakim Ziyech ve Greenwood ise diye bir başlık koymak istiyorum. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar. İnşallah çağırma kulak asıp kanalımıza abone olursunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.